Diyanet TV ekranlarından herkese merhabalar. Efendim ekranların hem bilgilendiren hem eğlendiren yarışma programı Bil Bakalım bugün de başlıyor. Yarışmacılarımıza toplam 6 soru soruyoruz ve soru başına 15 saniye cevaplama süresi veriyoruz. Bu soruların 3'ü genel kültür, 3'ü dini temalı. Bakalım yarışmacılarımızın bugünkü performansı nasıl olacak? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanışabilir miyiz? İsmail Zeyhan ben. İsmail Bey, memleket neresi? Memleket Bilecik. Bileciklisiniz. Bilecikliyim. Pendik'te oturuyorum. Tamam. Meslek? Meslek emekli olduk ama serbest meslek yapıyoruz şimdi. Ticarete devam ediyorsunuz. İnşallah. Çok güzel. Allah hayırlı kazançlar versin. Allah razı olsun. Diyanet TV'yi takip ediyor musunuz? Ediyorum. İzliyorsunuz programları. İzliyorum. Nasıl, memnun musunuz? Güzel. Zaman zaman izliyoruz, güzel. Eyvallah. Bizim programımızda izlersiniz. İnşallah. İnşallah. Izleriz. Bundan İnşallah. Böyle takip edersiniz. İnşallah. 6 sorumuz var. Tamam. 3'ü dini, 3'ü genel kültür temalı. 15 saniye soru başına cevaplama süresi vereceğiz. Tamam. Şaşırtmacalı sorular olabilir. Dikkatli olmanızı, sürenizi iyi kullanmanızı tavsiye ediyorum. İnşallah. Başlayalım mı? Başlayalım. Heyecan var mı? Az. Az. Evet. O kadar olmalı. O kadar olmalı. Çünkü heyecan aslında bizi bir yönden de diri tutar. Eyvallah. Daha odaklanmamızı, dikkat kesilmemizi sağlar. Aynen. Çok fazla yani heyecan olmadığı zaman, hiç heyecan olmadığı zaman çok rahat yanlış cevap verebiliriz. Bunu ben meslek hayatımda da çok tecrübe ettim. Doğru. Dolayısıyla o heyecan bize lazım, o kalsın orada. İnşallah. Sorular geliyor, hazır mısınız? Hazırım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'nda yaralanmıştır. Doğru mu yanlış mı? Doğrudur. Doğru, tebrik ediyorum. Hatta mübarek dişi yaralanmıştı değil mi? İkinci soru geliyor. Başında besmele bulunmayan sure hangisidir? Yusuf suresi mi, Tevbe suresi mi? Tevbe suresi. Tevbe suresinde besmele bulunmamaktadır. Üçüncü sorudayız. Müşrikler Uhud Savaşı'ndan sonra Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmışlardır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış. Hangi savaştı? Uhud. Bedir. Bedir Savaşı'ydı. Bedir. Tebrik ediyorum. Bir alkış yok mu yarışmacımıza? Eyvallah. Coğrafya sorusu geliyor bir tane. Olur. Nasıl aramız coğrafyayla? İdare eder. İdare eder. Şimdi göreceğiz idare ne kadar idare ettiğini anlayacağız. Kazakistan'ın başkenti Astana şehridir. Doğru mu yanlış mı? Doğrudur. Doğru. Tebrik ediyorum. İstiklal Savaşı'nda Doğu Cephesi komutanı kimdi? Fevzi Çakmak mı, Kazım Karabekir mi? Kazım Karabekir. Kazım Karabekir Paşa'ydı. Doğru söylediniz. Tebrik ediyorum. Son sorudayız. Biraz daha heyecanlandırayım mı sizi yoksa? Olur. Edebiyatla aramız nasıl? İyi, onunla da idare eder. Kitap okumayı? Okuyorum biraz. Seversiniz. Evet. Güzel. Türk Edebiyatı'nın ilk psikolojik romanı Mehmet Rauf'un İntibahı'dır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış. Çünkü Eylül aldı romandır. Tebrik ediyorum. Yarışmamızı kazandınız. Bir alkış daha yarışmacımıza. Biz teşekkür ederiz. Evet. Hediyeleriniz efendim geliyor. Çocuk var mı? Var. Küçük var mı? Var. Kaç yaşında? 10. 10 yaşında maşallah. Tam 10'luk bir kitabımızı size önce hediye edelim. Etkinliklerle dinimi öğreniyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından. Bu da bütün sorularımıza cevap verdiğiniz için küçük bir hediyedir. Bugünün hatırası olarak. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Aklınıza, gönlünüze düşen birkaç cümle ne söylemek istersiniz? Şu an bizi izleyen özellikle genç kardeşlerimize. Şu kameraya söyleyebilirsiniz. Ülkemiz çok güzel bir ülke. Birlik, beraberlik olmamız lazım. Bütün dünyanın şer güçleri toplanıp ülkemize her türlü fenalıklar yapmak istiyor. Yani biz Allah için birlik, beraberlik olup güçlü bir şekilde bütün mazlumlara umut olmamız lazım. Eyvallah. Bir ve beraber oldukça bizi yıkamazlar diyorsunuz. İnşallah. Allah'ın izniyle. Aynen. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sıradaki yarışmacı bir hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Tanışalım mı? Olur. İsmim Ebrar. 19 yaşındayım. Soyadın?
Keskinoğlu. Ebrar Keskinoğlu. Evet. Peki. Memleket? İstanbul. İstanbul. Doğma büyüme İstanbullusunuz. Dedemler Selanik göçmeni. Selanik göçmeni. Evet. Güzel. Meslek hayaliniz nedir ileride? Ben aslında gastronomi istiyordum ama bankacılık ve finans okuyorum. Tamam. Yani isteyerek, severek okuduğun bir bölüm mü yoksa? Yani okudukça hoşuma gidiyor. Güzel, güzel. İnsanın sevdiği mesleği yapması çok önemli. Evet. İnşallah sevdiğin mesleği yapmak nasip olur. Amin. Peki. 6 sorumuz var. 3'ü dini, 3'ü genel kültür temalı. Soru başına 15 saniye cevaplama süresi var. Kuralları biliyorsunuz. Başlayalım mı? Başlayalım. Hazır mıyız? Evet. Heyecan durumumuz nedir? Çok. Çok mu? Evet. Onu azaltalım biraz. Bak güzel, Pendik'teyiz mesela, güzel bir hava. Şöyle bir derin nefes alalım. Biraz daha rahatızdır, evet, ümit ediyorum. Peki. Soruları cevapladıkça o heyecan azalacak. İlk soru geliyor. Hazreti İsmail aleyhisselam hangi peygamberin oğludur? Hazreti İbrahim aleyhisselam mı? Hazreti Adem aleyhisselam mı? İbrahim. Hazreti İbrahim aleyhisselamın oğludur Hazreti İsmail aleyhisselam. Tebrik ediyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te taşlanmıştır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Tebrik ediyorum. Hemen söylüyorsunuz ama sürenizi iyi değerlendirin. Biraz tamam, bekleyip iyice düşündükten sonra tamam, karar verin bence. Bazen şaşırtmacalı sorular olabiliyor. Ebul Beşer olarak bilinen peygamber hangisidir? Hazreti İbrahim aleyhisselam mı? Hazreti Adem aleyhisselam mı? Ebul Beşer. Yani Beşer'in babası. Adem. Hazreti Adem aleyhisselam hepimizin babasıdır değil mi? Tebrik ediyorum. İlk 3 soruyu başarıyla geçtik. Geldik genel kültür sorularına. Özel ilgi alanınızın olduğu bir bölüm var mıdır? Tarih, coğrafya? Hiç aram yoktur hiç aslında. Hiç aranız yok. Neyle aranız var? Yani daha çok bilgisayar oyunları bilim, falan. Bilim, teknoloji falan, evet, mı? Evet, evet. Peki. Bir tarih sorusu geliyor inşallah bilirsiniz. İnşallah. Hem tarih hem coğrafya aslında. Son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin Han'ın kabri nerededir? Şam mı, İstanbul mu? Şam. Şam'dadır. Tebrik ediyoruz. Diğer bir soruya geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Kızıldağ Milli Parkı Isparta ilimizdedir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış dediniz. İlk yanlış cevabımız olsun mu bu? Olsun. Olsun. Doğru olacaktı. Kızıldağ Milli Parkı Isparta ilimizde bulunmaktadır. Buradan Isparta'ya da selamlarımızı göndermiş olalım. Son sorudayız. Gelsin mi? Gelsin. İstanbul'da 716-717 yılında yapılmış olan en eski cami hangisidir? Arap Camii mi? Ahi Çelebi Camii mi? Burada bir tahmin yürütmeniz gerekiyor. Arap Camii mi? Ahi Çelebi Camii mi? Ahi Çelebi. Ahi Çelebi Camii dediniz. Yanlış mı? Yanlış oldu. Sağlık olsun. Gayet güzel yarıştınız. 6 sorudan 4'üne doğru cevap verdiniz. Tebrik ediyorum sizi. Yarışmacımızın hediyesi geliyor. Çok güzel bir eser. Alkış da geldi bu arada. Teşekkür ediyorum. Dinim İslam Temel Dini Bilgiler. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından çıkan bu güzel kitabı bugünün bir hatırası olarak kabul buyurun. Teşekkür ediyorum. Okudukça da bizi hatırlar, dua edersiniz. Biz çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Tanıyalım seni. Adım Muhammed, soyadım Kırkaya. Hafızlık öğrencisiyim. Maşallah. Bir vakıfta hafızlık yapıyorum, bitirmek üzereyim. Bitirmek üzeresin. Evet. Maşallah. Kaçıncı devre? 18. 18'desin. Evet. Maşallah. 20'de bitecek inşallah. Az bir şey kaldı. Orayı az bir şey bitireceğimiz kaldı. Zaman. Rabbim yaşamayı da nasip etsin. Amin inşallah. İnşallah. Ezberlemekten çok yaşamak, ölene kadar bunu muhafaza etmek önemlidir. Önemli çünkü hem güzel bir şeyi üzerine almış oluyorsun, bir sorumluluğu. Ama aynı zamanda bir vebal değil mi? Aynen öyle. Rabbim layıkıyla yerine getirmeyi nasip etsin. Amin inşallah. Muhammed, memleket neresi öncelikle? Ordu. Ordulusun. Evet. Doğma büyüme İstanbul mu? Evet, doğma büyüme İstanbul.
Güzel. Peki meslek olarak ne düşünüyorsun? Meslek olarak şu anda bir sene sonra inşallah hafızımı bitirdikten sonra açıklanan olarak imam sesi de bitecek Allah'ın izniyle. İmamlık sınavına girip ilk Diyanet'e adım atacağım inşallah. Sonra devamını getirmek istiyorum. İstiyorsun inşallah. Evet, inşallah. Rabbim nasip etsin hayırlısıyla. Amin inşallah. Kuralları biliyorsun. Hayır. Bilmiyor musun? Söylemedik mi sana kuralları? Peki. 6 soru soracağız. 3'ü dini, 3'ü genel kültür temalı. Evet. Soru başına 15 saniye cevaplama süresi vereceğiz. Süreni iyi değerlendir. Şıklı soracağız. Ya doğru mu yanlış mı diyeceğiz ya da bu mu bu mu diyeceğiz. Anladım. Anlaştık mı? Anlaştık. Hazır mısın? Hazırım. Heyecan var mı? Yok. Rahatsın. Rahatsın. Başlayalım o zaman. Tabii. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'in gıyabi cenaze namazını kılmıştır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru dedin. Ama yanlış. Necaşi'nin, Habeş kralı Necaşi'nin gıyabi cenaze namazını kılmıştır. Efendimiz aleyhisselam. İslam tarihinde yapılan ilk savaş hangisidir? Uhud mu, Bedir mi? Tabii ki de Bedir Savaşı. Tabii ki de Bedir Savaşı. Doğru cevap, tebrik ediyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl hizmet eden ve pek çok hadis rivayet eden sahabi Enes bin Malik radıyallahu anh'tır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğrudur. Tebrik ediyorum. Alkış. Geldik genel kültür sorularına. Tamam. Bir fireyle dini kategoriyi geçtik elhamdülillah. Şimdi genel kültür. Tamamını bileceğini düşünüyorum. İnşallah. Futbolla aran nasıl? İyi. Tarihle aran nasıl? İyi diyelim. Coğrafya? Coğrafya da iyidir. İyi diyelim, iyi olsun. O da aynen güzel. Öyle. Şampiyonlar Ligi'nde en çok şampiyonluk alan takım Juventus'tur. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Çünkü Real Madrid. Real Madrid'dir. 13 defa şampiyonluk elde ederek bu rekor kendisindedir. Ronaldo sağ olsun. Ronaldo sağ olsun. Ya. Peki. Selvi Boylum Al Yazmalım, Toprak Ana, Cemile gibi romanların yazarı kimdir? Cengiz Aytmatov mu? Cengiz Dağcı mı? Cengiz Aytmatov. Aytmatov mu? Dağcı. Cengiz yok, Aytmatov olmaz. Yok, o değil. Cengiz Dağcı. Karar ver. Bence Sinemiz. Cengiz Aytmatov. Cengiz Aytmatov diyorsun. Evet, 3 defa karar değiştirip Cengiz Aytmatov da karar kıldı ve tebrik ediyorum seni. Doğru cevap teşekkür verdin. Ederim. Son soru. Gönderin gelsin. Gönderelim. Kısaltması CERN olan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi Avusturya'dadır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış mı? Bana soruyor. Ne okur musun soruyor? Kısaltması CERN yani CERN olan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi Avusturya'dadır. Doğru mu yanlış mı? Doğrudur. Doğrudur dedin. İkinci yanlış cevabın hayırlara vesile olsun kardeşim. İsviçre'dedir. Doğru cevap evet, İsviçre olacaktı. Tebrik ediyorum, gayet güzel yarıştık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hediyen gelecek ama öncesinde bizi izleyen genç kardeşlerimize ya da hafızlık düşünen ama yapar mıyım yapamaz mıyım? Acaba ben bunu başarabilir miyim diye tereddütte kalan kardeşlerimize son devrelerde olan bir hafız adayı olarak ne söylemek istersin şu kamera? Öncelikle hafıza yeni başlamış kardeşlerim için hafızın ilk bir ayı çok zordur, alışma dönemidir. İnsan ilk kez ailesinden ayrı kaldığı için çok zordur, ben tecrübe ettim. O ilk bir ayı geçirdiğiniz zaman gerisi geliyor zaten. Bir önce ben daha yeni başladım sanıyorum ama neredeyse 3. yılıma gireceğim. Yani başlayan devamını getiriyor. Başlaması gerekiyor. Diyanetimizde hafızları öncelik tanıyor. Bence hafız olmalarını tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Öbür dünyada da mükafat çok büyük. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hafız anne hafız olup hafız bir şekilde yaşayan, Kur'an'ın hükmüne göre yaşayan kişilerin annesine ahirette, annesine ve babasına ahirette güneşten daha parlak bir taç giydirilecektir. Hafızın halini siz düşünün buyuruyor. Eyvallah. Bir alkış daha. Teşekkür ederiz kardeşim. Rica ederim. Hediyesi gelsin. Sevgili Muhammed'in, peygamberimiz ve gençlik bugünün hatırası olarak kabul teşekkür et. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Tanıyabilir miyiz sizi? Benim adım Bilgin Yıldız. Burada Pendik'te oturuyorum. Bitkisel ürünler, baharat işini yapıyorum. Güzel. Tanıdığım bir abim var. Uzun süreden tanıdığım. Arkadaşım diyelim. Onunla beraber çalışıyorum. Beraber çalışıyorsunuz. Beraber çalışıyoruz. Memleket? Memleketim Bingöl. Bingöllüsünüz. Evet. Merkez mi? Kiv ilçesi. Kiv ilçesindesiniz. Evet. Pekala. Bingöl'de eş, dost, akrabalar var. Gidip geliyorsunuz. Akrabalar var. Evet. Amcamlarım var. Benim halamlar var. Aha. Bazen yani çok sık olmasa da birkaç senedir gidiyoruz. Gidiyorsunuz ama artık İstanbul'da olduk diyorsunuz. Evet. 25 sene oldu. 25 sene. 25 senedir buradayım. Dile kolay değil mi? Evet. İnsanın peki doğduğu yer mi, doyduğu yer mi sizce? Yani insan yaşadığı yerdir yani. Artık yaşadığı yerdir. 25 sene geçince fazla bir etkisi kalmıyor. Kendini nereye ait hissediyorsa. Evet. Buraya hissediyoruz. Oralıdır evet. Değil mi? Evet. Peki. Yarışalım mı sizle? Yarışalım tabii. Yarışalım. 6 sorumuz var. 3'ü genel kültür, 3'ü dini temalı. 15 saniye soru başına cevaplama süreniz var. Bunu aslında şöyle diyebiliriz. Düşünme süreniz var. Çünkü bazı yarışmacılarımız hemen cevap verip ufak tefek şaşırtmacalı sorularımız var. Onlar da bazen tongaya düşebiliyorlar açıkçası. Sürenizi iyi kullanın, iyi değerlendirin, tamam. İyi düşünün derim. Olur. Hazır olduğunuzda başlayalım. Başlayalım. Allah-u Teala'nın dilemesi, bir şeyin olmasını istemesi manasına gelen subuti sıfatı hangisidir? Kudret mi, irade mi? İrade etmesi, irade. İrade sıfatı, tebrik ediyorum size. Miraç mucizesi için o dediyse doğrudur diyen sahabi Hazreti Ali radıyallahu anh'tır. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Kimdir? Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Tebrik ediyorum sizi. Üçüncü soru geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hicret sırasında yakalamak isterken atı çöle batan kişi kimdir? Ebu Cehil mi, Süraka mı? Ya cevap vereceğiz, yanlış da olabilir, öyle mi? İkisinden birini seçeceksiniz. Ebu Cehil mi, Süraka diyelim. Emin değilim ama Süraka diyelim. Süraka doğru cevap, tebrik ediyorum. İlk üç soruyu başarıyla tamamladık. Geldik genel kültür sorularına. Özel bir ilgi alanınız var mıdır? Özel bir ilgi alanım bitkiler. Bitkiler. Çalıştığım meslek diyelim yani. Peki tarihle, coğrafyayla? Tarihte ilgi alanım. Meraklı mısınız tarihe? Tarih girer evet. Peki. Efes antik kenti İzmir'in hangi ilçesindedir? Selçuk mu, Bayraklı mı? Selçuk. Selçuk ilçesindedir. Gittiniz mi hiç? Gittim, gördüm. Güzeldir oralarda. Güzel, evet. Değil mi? İzmir hele bu mevsimde çok güzeldir. İzmir antik kenti. İzmir'e de buradan selamlarımızı selamlar. Gönderelim. Çin'in iki başkenti vardır. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Yanlış dediniz. Çünkü Güney Afrika'nın iki başkenti vardır. Evet. Geldik son soruya. Sporla ilgilenir misiniz? İlgilenirim. Hangi takımlısınız? Galatasaray. Sadece futbolla mı ilgilisiniz yoksa? Futbol diyelim, evet. Voleybol? Yok, biraz daha basket var ama geneli futbol. Öyle mi? A milli kadın voleybol takımımız hangi yılda Avrupa oyunlarında altın madalya kazanmıştır? 2017 yılında mı, 2014 yılında mı? Hmm. 2017 diyelim. 2017 dediniz. İlk yanlış cevabınız. Böylelikle hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkürler. Nazarlık olmuş olsun. Olsun. 6'da 5 doğru cevap, gayet iyi maşallah. Evet. Yarışmacımızın hediyesi de gelsin. Şöyle cami ve hayat. Teşekkürler, sağ olun. Edeyim. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Bitmesini istemediğimiz güzel zamanlar çabucak bitiverir. Bugün de öyle oldu bizim için. Keyif aldığımız bir programdı ve nihayete erdi. Bir sonraki programda buluşacağız inşallah. O vakte kadar Allah'a emanet olun.